büyük umutlar. Bu ülkede hoşlanmadığım tek bir şey vardı. İzlenimlerime göre ülkenin asıl yerlileri olan ve aborjin adı verilen esmer tenli kişiler ayrıma tabi tutuluyorlardı. Avustralyalılar, onlara Amerikalıların kendi yerlileri olan Kızılderililere davrandıkları gibi bir tutum sergiliyorlardı. Onlara yaşama hakkı tanınan tek bölge olan Outback, beş para etmez kumlarla örtülüydü ve kuzey yöreleri yüksek kayalıklar ve sert çalılıklarla kaplıydı. Hala onlara ait olduğu kabul edilen ve yaşama koşullarının görece düzgün olduğu tek yer, ulusal parktı ve bu nedenle burayı turistlerle paylaşmak zorundaydılar. Sosyal görevlerin hiçbirinde çalışan bir aborjin, görmediğim gibi yollarda okul önlüğü giymiş bir aborjin çocuğu da rastlamamıştım. Pek çok değişik kilise dolaşmama karşın hiçbir pazar ayininde de onları görmemiştim. Ne tezgahtarlık yapan, ne postanede çalışan, ne devlet dairesinde bir sorumluluk almış aborjin çıkmamıştı karşıma. Onları benzin istasyonlarında ya da ayaküstü yiyecek satan büfelerde de aradım ama genelde bulamadım. Anlaşıldığı kadarıyla sayıları pek azdı ve kentte yaşayanlar da turistik gösterilerde yer alıyorlardı. Avustralyalıların koyun ve büyükbaş hayvan çiftliklerinde de mevsimlik işçi olarak çalışıyorlardı. Onlara Jack Carros adı veriliyordu. Bana anlatıldığına göre aborjinlerin bir koyun kesmeleri durumunda çiftlik sahipleri hiçbir yasa işlem yapmazdı. Çünkü aborjinler sadece ayakta kalmalarına yetecek kadarıyla yetindikleri bilinirdi ve sahip olduklarına inanılan doğaüstü güçler nedeniyle onlardan korkulurdu. Bir akşam melez aborjin gençlerinin küçük teneke kutulara benzin doldurduklarını ve sokakta bunu koklayarak yürüdüklerini görmüştüm. Çok kısa bir süre sonra zehirlenme belirtileri göstermişlerdi. Benzin, hidrokarbon ve kimyasal maddelerin bir karışımıdır. Bu maddelerin kemik iliğine, karaciğere, böbreklere, böbrek üstü bezlerine, omuriliğe ve tüm sinir sistemine zarar verdiğini biliyordum. Ama o gece alanda bulunan herkes gibi ben de hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey söylemedim. Onların bu aptalca oyunu durduracak hiçbir girişimde bulunmadım. Sonradan o gençlerden birinin kurşun zehirlenmesi ve solunum yetersizliği nedeniyle öldüğünü öğrendim. En yakın arkadaşım toprağa vermişçesine etkilendiğim bu ölüm, beni morga gidip o gencin bedenini son bir kez görmeye itti. Ömrümü insanların sağlıklarını korumasına adamış olan ben anlamıştım ki, gerçek kültürel köklerini yitiren ve yaşamda bir amacı olmayan insanların elinden ancak ölümle kumar oynamak gelir. En tasalandığım nokta ise benim bile onları durdurmak için parmağımı kımıldatmamış olmamdı. Bu konuyu yeni Avustralyalı arkadaşım Geoff'a açmıştım. Büyük bir otomobil galerisinin sahibi olan Geoff benimle aynı yaştaydı. Bekardı ve çok çekici bir erkekti. Avustralyalı bir Robert Redford'tu. Birkaç kez birlikte çıkmıştık ve sonunda bir konserin ardından gittiğimiz mum ışıklı yemekte kentlerin olup bitenden haberleri olup olmadıklarını sordum. Bu konuda hiç kimse hiçbir şey yapmayı düşünmüyor muydu? Evet, bu çok hüzün verici bir durum ama elden gelen bir şey yok. Sen oboları anlayamazsın. Onlar ilkel, yabanil, çöl adamlarıdır. Onları eğitmeyi önerdik. Misyonerler onları dinimize çekebilmek için çok uzun yıllar boyunca uğraştılar. Geçmişte yamyamdılar ve şimdi hala geleneklerini ve eski inançlarını terk etmeye yanaşmıyorlar. Pek çoğu çöllerin zor yaşamını yayılıyor. Outback yaşaması zor bir bölgedir ama bunlar dünyanın en katı insanlarıdır. Her iki kültürü de benimsemeye çalışanlar ender olarak bunu başarabiliyorlar. Gerçek olan bir konu varsa o da bu ırkın yok olmakta olduğu. Ama nüfuslarının giderek azalması kendi seçimlerinin bir sonucu. Umut vermeyecek derecede bilgisiz, ihtirassız ve daha asla başarı gösterme çabası sergilemeyen insanlar. 200 yıldan sonra hala uyum sağlamayı beceremediler. Aslında bunu denemediler bile. İş yaşamında onlara asla güvenilmez ve onlara bel bağlanılmaz. Kaldı ki zaman kavramı hiç gelişmemiştir. Bana inan, onları heveslendirecek hiçbir şey yapılamaz. Aradan geçen birkaç gün ölen çocuğun aklından silip atmaya yetmedi. Kaygılarımı sağlık alanında çalışan ve benim gibi özel bir görev yüklenmiş bir arkadaşıma açtım. O, tıpta kabul edilmiş şifalı bitkileri, çiçekleri ve otları sınıflandırmak ve belgelendirmek gibi bir çalışma yürüttüğünden yaşlı aborjinlerle sık sık temasa geçiyordu. Bushmen, çalı insanları diye de adlandırılan yerliler, gerçekten de bu tür konularda son derece yetkin bilgilere sahiptiler. Ömürlerinin uzunluğu ve soyu bozan
ortaklıkları olmaması bunun en büyük göstergesiydi. Arkadaşım ırkların kaynaşması için pek az çaba gösterildiğini kabullendi ve eğer yapılabilecek bir şey varsa bunu denemeye ve benim bu konuda çabalarıma yardım etmeye gönüllü olduğunu bildirdi. Bu amaçla 22 yarım kan aborjini bir toplantıya davet ettik. Arkadaşım beni onlara tanıttı. O akşam hükümetin serbest girişim programını gençlere anlattım ve genç başarı adı verilen ve kentleşmiş yoksul gençlik kapsamını alan çalışmalar konusunda onları bilgilendirmeye çalıştım. Amacımız bu grubu üretip pazarlayabileceği bir ürün saptamaktı. Ham madde alımı, iş gücünü düzene sokma, ürünü yaratma, pazarlama konularında iş ve bankalar dünyasında onlara yol göstereceğime söz verdim. Gençler konuya ilgi gösterdiler. Bir sonraki toplantıda olası projeler hakkında tartıştık. Gençliğimde büyük annem ve büyük baba Iowa'da yaşarlardı. Ben büyük annemin giyotin pencereni yukarı kaldırarak açtığını, buraya pencerenin genişliği kadar sinek teli taktığını, sonra da pencereyi kapattığını anımsıyordum. Büyük annem 30 santimetre karelik bir sineklik imal ediyordu sonuçta. Avustralya'da kent merkezinin dışında bulunan pek çok ev gibi benimki de sinek teli yoktu. Benimkinde de sinek teli yoktu. Klima aygıtı fazla yaygın değildi ve insanlar ya pencerelerini kapalı tutmak ya da böcekleri eve almak arasında seçim yapmak zorunda kalıyorlardı. Ortalıkta hiç sivrisinek yoktu ama uçan hamam böcekleriyle bitmeyen bir savaş sürdürmek zorundaydık. Genellikle yatağa yalnız giriyordum ama uyandığımda yastığımı sert ve kara kabuklu 5 santimlik böceklerle paylaştığımı fark ediyordum. Bir sinek telinin onların bu saldırısını durduracağını umuyordum. Grupta bu tellerin işe atılmak için iyi bir başlangıç olacağı konusunda bana katıldı. Amerika'dan tanıdığım evli bir çiftle bağlantı kurdum. Tanıdığım o adam büyük bir firmada endüstri mühendisi, karısı da bir sanatçıydı. Neye gereksinmem olduğunu onlara mektubumda anlatabilirsem bana bir çizim gönderebileceklerini biliyordum. Beklediğim tasarımlar 2 hafta sonra elimdeydi. Iowa'da yaşayan sevgili yaşlı Nola teyzem bu girişimimi maddi olarak destekleyeceğini bildirdi ve ekonomik olarak harekete geçmemizi sağladı. Şimdi gereksinme duyduğumuz şey çalışabileceğimiz bir mekandı. Avustralya'da garaj bulmak pek kolay değildi ama arabaların üstünü örten korunaklı mekanlar vardı ve biz de bunlardan birini kiralayıp açık havada çalışmaya başladık. Her genç aborjin son derece doğal bir biçimde yatkın olduğu beceriye yöneldi ve böylece aramızda bir iş paylaşımı yapılmış oldu. İşlerinden biri hesap defterini tutuyor, biri malzeme alımı ile ilgileniyor, biri de malzeme envanterini tutuyordu ve hepsi son derece başarılıydı. Üretimin her aşaması için bir uzman olduğu gibi satış konusunda müthiş yetenekli gençler de çıkmıştı aralarından. Ben biraz geride duruyor ve bu yeni oluşuma fazla karışmamaya çalışıyordum. Çok kısa süre sonra gençler temizlik ve getir götür işleri yapanların satışın son aşamasında çalışandan daha az değerli olmadığı kavramında da birleşmişler ve bir sorun yaşanmamıştı. Olası müşterilere sinek tellerimizi ücretsiz olarak dağıtmayı, birkaç günlük kullanımını sonunda hoşnut kalanlara satış yapmayı tasarlamıştık. Bu yöntemle sinek tellerimizin büyük bir çoğunluğu satıldı ve elimize para geçti. Eski bir Amerikan kavramı olan müşterilere referans verme sistemini de benimsettim. Zaman hızla akıyordu. Günlerim çalışmalar, eğitim metinlerinin yazımı, yolculuklar, eğitimler ve konferanslarla doluydu. Akşamlarımın pek çoğunu da esmer tenli genç dostlarımla birlikte geçiriyordum. İlk başlangıçta kurulan grup hiç dağılmadı ama bankadaki hesabımız kabardıkça her birine yarı olacak bir vakıf hesabı kurmaya karar verdik. Bir hafta sonu birlikteliğimiz sırasında Geofa'da girişimimden söz ettim ve aborjin gençlerin ekonomik bağımsızlığa ulaşmaları konusunda arzularımı anlattım. Büyük şirketler bu gençlere iş olanağı sağlamıyordu belki ama onlar yeterince sermaye sahibi olursa kendileri bir şirket satın alabilirlerdi. Büyük bir olasılıkla bu konuşmalarım sırasında gençlerin bilinçlenmeleri konusunda yaptıklarımla ölmüşümdür. Aferin sana Yankee demekle yetindi. Ama bundan sonraki buluşmamızda elinde bazı tarih kitaplarıyla çıka geldi. Dünyanın en güzel limanına bakan verandasına oturup bütün bir cumartesi öğleden sonra okumakla geçirdim. 16 Aralık 1923 tarihinde yayınlanmış olan Australian Sunday Times, saygıdeğer George King'in şöyle söylediğini aktarıyordu. Avustralya aborjinleri hiç kuşku yok ki insanlığın evrim aşamasının düşük düzeyli bir basamağına aittiler. Kendilerinin
eylemlerinin ve kökenlerinin güvenilir bir tarihsel belgesi yoktur. Şu gün yeryüzünden silinip atılacak olsalar, arkalarında bir halkın varlığını kanıtlayacak tek bir sanat yapıtı bırakmamış olacaklar. Ne var ki dünya tarihinin çok erken çağlarından beri, Avustralya'nın geniş düzlüklerinde oradan oraya sürüklendikleri anlaşılmaktadır. Beyaz Avustralya'nın görüşleri daha yakın tarihli bir belgede John Barlas'ın ağzından öğrenilebiliyordu. Size bir şey vereceğim ama sizler de benim isteyebileceğim hiçbir şey yok. Avustralya ve Yeni Zelanda Bilimi Geliştirme Derneklerinin 14. Kongresine katılan uzmanlar şöyle bir açıklama yapmışlardı. Koku alma duyuları gelişmemiştir. Bellekleri az gelişmiştir. Çocuklarında istenç eksikliği görülmüştür. Yalana ve ötekliğe eğilimlidirler. Gelişmiş ırklara oranla acıya çok daha fazla dayanıklıdırlar. Bundan sonra okuduğum tarih kitabında Avustralya aborjinlerinin erkek çocuklarının penislerinin hayat torbasının kanal ağzına kadar taştan yapılmış bir bıçakla kesildiği ve anestezi yapılmamasına karşın çocukların hiçbir acı belirtisi göstermediğini yazıyordu. Yetişkinliğe geçişi kanıtlamak içinse gencin ön dişlerinden biri bir taş ile kırılıyor, onun sünnet dilisi erkek akrabaları akşam yemeğinde sunuluyor, sonra da korku ve dehşet içindeki genç tek başına çöle gönderiliyor ve hayatta kalabileceğini kanıtlamak zorunda bırakılıyordu. Tarih, onların aynı zamanda yamyam olduklarını ve kimi zaman kadınların kendi bebeklerini yediklerini, yavrularının en tatlı yerlerini özellikle çok sevdiklerini de bildiriyordu. Bu kitapta ayrıca iki erkek kardeşe ait şöyle bir öykü yer alıyordu. Kardeşlerden genç olur bir kadın yüzünden yapılan kavgada ağabeyini kesici bir aletle yaralamıştı. Bu nedenle kangren olan bacak kesilince o da küçük kardeşinin gözünü kör etmişti. Bundan sonra iki kardeş mutlu bir şekilde birlikte yaşamışlardı. Büyük kardeş kanguru kemiğinden yapılmış takma bacağıyla yürümüş ve bir değneğin ucundan tutan kardeşine rehberlik ederek gezip dolaşmışlardı. Öykü dehşet vericiydi ama beni asıl şaşırtan hükümet tarafından bastırılmış bir belgede ilkel cerrahiden söz edilmesi ve aborjinlerin acı eşiklerinin insani düzeyden çok daha düşük olduğunun dile getirilmesiydi. Benim projemde çalışan gençler yabani değildiler. Olsa olsa ülkemde uyum sağlama güçlüğü çeken gençlikle karşılaştırılabilirlerdi. Kent dokusunun içinde ama yırtılmış biçimde yaşıyorlardı ve büyük bir çoğunluğu işsizlik çeken ailelerin çocuklarıydı. Bana öyle geliyordu ki ikinci el bir Levi's pantolona ve sıcak bir biraya çoktan razı olmuşlardı ve birkaç yılda içlerinden birinin kendini kurtarabileceğini düşünüyorlardı. Ertesi pazartesi günü gene sinek teli üretim çalışmamıza geri döndüğümde fark ettim ki bu gençler genellikle iş dünyasında rastlanan rekabet duygusunu hiç bilmiyorlar ve birbirlerini destekliyorlardı. Benim için bu gerçekten heyecan verici ve keyif verici bir gözlemdi. Genç dostlarıma kökenleri hakkında sorular soruyordum. Onlar bana kabile kavramının anlamını çoktan yitirdiğini anlattılar. Birkaç tanesi büyük annelerinin aborjinlerin bu ana karanın tek sakinleri olduğu günlere dair öyküler anlattığını anımsadı. O zamanlar başkalarının yanı sıra tuzlu su kabileleri ve emu halkı varmış. Ne var ki gerçeği söylemek gerekirse onlar bu esmer tenlerini ve onun getirdiği ayrımcılığı anımsamak bile istemiyorlardı. Bütün umutları daha açık renkli biriyle evlenmek ve beyazlarla bütünleşebilecek çocuklarının babaları olmaktı. Firmamız her bakımdan son derece başarılıydı. Bu nedenle Anakara'nın öte yakasında yerleşmiş olan bir aborjin kabileye beni bir toplantıya çağırdığı zaman hiç şaşırmadım. Anladığım kadarıyla bu sadece bir toplantı değil, benim için düzenlenmiş özel bir kutlamaydı. Lütfen katılabilmeniz için tüm düzenlemeleri yapın, demişti telefondaki ses. Alışverişe çıkıp yeni giysiler, gidiş dönüş uçak bileti satın aldım ve bir otel rezervasyonu yaptım. Birlikte çalıştığım insanlara bir süre uzaklaşacağımı bildirip ve onlara bunun nedenini de açıkladım. Heyecanımı Geoff ile ev sahibim hanım ile ve bir de mektup yazarak kızımla paylaştım. Böylesine uzakta yaşayan insanların bizim tasarımımızla ilgilenmeleri ve bizleri takdir etmeleri gurur verici bir olaydı. Otelden toplantı yerine transferini sağlanacaktır demişlerdi bana. Otelden saat 12'de alınacaktım. Bunun bir öğle yemeği ve ödül töreni olduğu açıkça belliydi. Tek merak ettiğim ne tip bir menü sunacaklarıydı. Evet, Ota tam 12'de otelde olmuştu. Ne var ki aborjinlerin bana ne ikram edeceklerini hala merak ediyordum. Ziyafet. Yaprakların ısıtılmasıyla elde edilen yağlı bitki özü ayaklarıma inanılmaz biçimde iyi gelmişti. Ve artık yeniden ayağa kalkabileceğimi düşünmeye başlamıştım.
Sağımda bir öbek kadın bir süt çalışma zinciri oluşturmuşlardı. Birkaç tanesi büyük yapraklar topluyor. Biri çalıların ve ölü ağaçların kovuklarını bir değnek ile eşeliyordu. Kadınlardan biri bir avuç tozu yaprakların içine koyuyor ve bir başka yaprakla bunu örtüp bir sürü bohça yapıyordu. En sonda duran kadın bunu alıp koşarak ilerideki ateşin közlerinin içine sokuyordu. Merak içindeydim. Bu birlikte yiyeceğimiz ilk yemeğimizdi ve haftalardır kafa yorduğum menüyü en sonunda öğrenecektim. Hoplaya zıplaya onlara yaklaştım ve gözlerime inanamadım. Kadının avucunun içinde büyük, beyaz ve canlı bir solucan vardı. Yeniden derin derin iç geçirdim. Bugün kaçıncı kez şaşkınlıktan dilim tutuluyordu? Kesinlikle emin olduğum tek bir şey vardı ki, ne denli aç olursam olayım, asla bir solucan yiyemezdim. Aslında o anda yeni bir ders almaktaydım. Asla, asla deme. Gerçekten de o günden sonra bu sözcüğü sözlüğümden silip attım. Artık ye dediğim ve uzak durmaya çalıştığım şeyler var ama asla sözcüğünün henüz denenmemiş durumlar karşısında hiç yeri yok ve üstelik asla sözcüğü uzun, çok uzun bir zaman dilimini kavruyor. Akşam saatleri kabile halkı için günün en eğlenceli zamanıydı. Masallar anlatıldı, şarkılar söyleyip dans edildi, oyunlar oynandı ve söyleşildi. Bunlar gerçek anlamda paylaşma saatleriydi. Yemeğinin hazırlanmasını beklediğimiz süre içinde yapılacak bir şeyler her zaman bulunuyordu. Birbirlerinin omuzlarını, sırtlarını, hatta baş derilerini bile ovuyorlar. Masajlar yapıyorlardı. Boyunları ve omurgaları elleriyle onatıyorlardı. Yolculuğumuzun ilerleyen günlerinde aramızda masaj tekniklerinde alışverişler yaptık. Ben onlara Amerikan usulü sırt ve eklemleri gevşetme yöntemleri öğrettim. Onlar da bana kendi yöntemlerini. İlk gün ortalıkta tabaklar, fincanlar, hatta tepsiler yoktu. Demek ki doğru tahmin etmiştim. Bu, piknik tarzında resmi olmayan bir yemek olacaktı. Az sonra yapraklardan oluşan güveçler, küllerin içinden çıkartıldılar. Benimki görevine sadık bir hemşireye özgü titizlikle sunuldu. Herkesin yaprakları açıp, içindekileri elleriyle yediğini gözlemledim. Benim elimde tuttuğum ziyafetim sıcaktı ama içinden hiçbir şey hareket etmiyordu. Bu nedenle tüm cesaretimi toplayıp açıp içine baktım. Solucan yok olmuştu. Daha doğrusu artık solucana benzer bir hali kalmamıştı. Şimdi kahverengi, gevrek bir yatağın içindeki kavrulmuş yer fıstığı ya da domuz etine benziyordu. Kendi kendime şöyle düşündüm. Sanırım bunu becerebilirim. Ağzıma attığım lokmanın tadı son derece lezizdi. Sonradan öğrendim ki yerliler yiyecekleri pişirmezlerdi. Hele nesneler biçim değiştirene dek uzun uzun pişirme yöntemini hiç kullanmazlardı ama benim ilk akşamım için özel bir ayrıcalık yapmışlardı. O akşam kentte yaşayan aborjinlerle ilgili çalışmalarımı bildiklerini öğrendim. Gerçi benim genç arkadaşlarım tam kan aborjin değildiler ve bu kabileyle bir ilgileri yoktu ama buradaki insanlar benim iyi niyetimden haberdar olmuşlar ve buna sevinmişlerdi. Bu kabileye katılma davetini ise yüreğimin ta derinlerinden gönderdiğim yardım çağrısı nedeniyle almıştım. Evet, iyi niyetliydim ama bana açıkladıklarına göre aborjin kültürünü ve bu kabilenin yasalarını anlayamamıştım. Günün erken saatlerinde tanık olduğum tören gerçekte bir sınavdı ve insanın içinde yaşadığı dünya ve onun ötesindeki gerçeklikle, yani ondan geldiğimiz ve gene oraya döneceğimiz boyutla olan asıl ilişkisini öğrenme hakkını kazanmış ve aralarına kabul edilmiştim. Bundan sonra gerçek benliğimle tanışmaya hazır olmalıydım. Giderek iyileşmekte ve arkadaşlarımın sınırlı sayıdaki yapraklarıyla sarılmış olan ayaklarımı toparlayıp oturduğumda, Oğuta çöl göbekli göçebelerinin beni yürüyüşlerine katmakla ne büyük bir sorumluluk altına girdiklerini anlattı. Bana onların yaşantılarını paylaşma izni verilmişti. Şimdiye dek asla bir beyazla ilişki kurmamışlar. Aralarını almamışlardı. Gerçekte böyle bir durumdan özellikle kaçınmışlardı. Avustralya'nın tüm öteki kabileleri beyaz hükümetlerin yasalarına boyun eğmiş, bir tek onlar dinlenebilmişlerdi. Genellikle 6 ile 10 kişiden oluşan küçük aileler olarak yürürlerdi ama benim onlara katılmam nedeniyle hepsi bir araya toplanmıştı. Oğuta dönüp gruba bir şey söyleyince hepsi teker teker konuşmaya başladılar. Bana atlarını söylüyorlardı. Sözcükler benim için çok güçtü ama neyse ki her bir sözcüğün bir anlamı vardı. Onlar bizim Birleşik Devletler'de alıştığımız gibi Debi veya Cody gibi isimler almadıklarından atları oluşturan sözcükleri telaffuz etmeye çalışmaktansa atlara yüklenen anlamları öğrenmeye çalıştım. Her bebeğe doğduğunda bir at veriyorlardı ama yılların geçmesiyle bu at gölgede kalıyor
Kişi kendine yakışan adı özgürce seçiyordu. Kaldı ki alınan atlar da bir ömür kişiye takılı kalmıyor. Bilgelik, yaratıcılık ve belirleyicilik arttıkça yeni atlar kazanılıyordu. Bizim grubumuzda pek çoğunun yanı sıra bir masal anlatıcı, bir alet yapıcı, bir sır saklayıcı, bir dikiş ustası ve bir de büyük müzik vardı. En sonunda o da beni gösterdi ve dönüp tek tek herkese aynı sözcüğü tekrarladı. Önce ilk adımı ve soyadımı söylememe çalıştıklarını sandım ama yanılmıştım. O akşam bana verdikleri ve yolculuğum boyunca taşıyacağım adım Mutant idi. Her iki dili de konuşan tek kişi olan Oğuta'nın neden onlara böylesine tuhaf bir sözcüğü söyletmeye çalıştığını anlayamıyordum. Benim için mutant sözcüğünün anlamı temel yapısında derin bir değişime uğrayan ve bu nedenle artık ilk yaratıldığı andaki gibi olmayan kişiydi. Ne var ki bunu kendime dert edecek değildim. Şu noktada zaten bütün günüm ve bütün yaşamım mutlak bir karmaşa içine girmişti. Oğuta bazı aborjin kabilelerin en fazla 8 at kullanmakla yetindiklerini söyledi. Aynı kuşaktan ve aynı cinsten olan kişiler akraba kabul ediliyorlardı ve böylece herkesin pek çok annesi, babası, kardeşi oluyordu. Gün kararmaya başladıkça sıradan fizyolojik gereksinimlerimi yerine getirebilmek için gerekli yöntemleri soruşturmaya başladım. Keşke kızımın kedisi Zeuke'de daha dikkatli inceleseydim diyerek hayıflandım. Çünkü burada da tuvalet yöntemi, çölün içlerine doğru ilerlemek, kuma eşelemek, tuvalet gereksinmesi giderildikten sonra da kumun üzerini örtmek biçiminde gideriliyordu. Bana günün en sıcak saatinde pek görünmeyen ve gecenin soğuğu bastırmadan tam bu saatlerde ortaya çıkan yılanlara dikkat etmem öğütlendi. Bu nedenle kısık gözlü çatal dilli yılan hayalleri görerek uzaklaştım yanlarından. Avrupa'ya yaptığım yolculuklarda tuvalet kağıtlarının kalitesizliğinden yakınır, Güney Amerika'ya yaptığım yolculuklarda ise kendi tuvalet kağıtlarımı yanında taşırdım. Burada ise kağıt para bulunmaması sorunlarımın en sonuncusuydu elbette. Çölde küçük serüvenimden sonra arkadaşlarımın yanına dönünce aborjinler taş çayı yapışlarını seyrettim. Çay kızgın taşların değerli bir suyun içine atılmasıyla hazırlanıyordu. Su ise daha önceden bir hayvanın mesanesi olmuş olan bir torbada saklanıyordu. Bu yöntemle ısınan suyun içine yabani otlar ekleniyor ve bunların demlenmesi bekleniyordu. Biricik çay kabımız elden ele dolaştı. Sınav bana geldiğinde tattığım çay olağanüstü lezizdi. Çay töreninin sadece özel durumlara özgü olduğunu sonradan öğrendim. O gün benim ilk yürüyüş günümdü ve onlar benim kızgın güneşin altında yanılarak yürümemi ve dayanmamı takdir ettiklerini böylece bildirmiş oldular. Çayı oluşturmak üzere suya eklenen yabani otlar, menüyü zenginleştirmek veya şifa vermek amaçlı değillerdi. Amaç, grubun olayı kutlaması, benim başarımın paylaşılmasıydı. Ben pes etmemiş, kente dönmeyi istememiş ve ağlayıp yakınmamıştım. Onların aborjin ruhunu benimsediğimi hissetmişlerdi. Çaydan sonra herkes yatacağı noktayı seçerek oradaki kumu düzeltti ve herkes ortak bohçadan bürünmüş bir hayvan postu aldı. Yaşlı bir kadın bütün bir akşam boyunca yüzünde hiçbir ifade olmaksızın beni süzmüştü. Oğuta'ya onun ne düşündüğünü sordum. Senin çiçek kokunu yitirdiğini, bir olasılıkla uzaydan geldiğini düşünüyor. Bunun üzerine ona gülümsedim. O da bana benim post yatağımı uzattı. Adı dikiş ustasıydı. Bu dingo postu dedi. Oğuta, dingonun Avustralya'ya özgü vahşi bir köpek olduğunu biliyordum. Bizim koyotemimize ya da kurtumuza benziyordu. Çok işe yarar. İster altına iser, ister üstünü ört, istersen başının altına yastık yap. Harika diye düşündüm. İş bedenimin hangi 60 santimetresini daha rahat ettireceğime karar vermeye kaldı. Sonunda bu postu az önce yerlerde süründüklerini gördüğüm yaratıklarla arama sermeye karar verdim. Yıllar vardı ki yere yatıp uyumamıştım. Çocukken Kaliforniya'da Mojave çölünde bulunan dümdüz bir kayaya bayılırdım. O zamanlar Barstow'da yaşardık ve kasabamızın en dikkat çekici yanı B Tepesi adı verilen bir toprak yığınıydı. Yazları çoğunlukla lehim marka portakal suyumu ve fıstık ezmesi sürmüş sandviçimi alır ve bu tepeye tırmanırdım. Her zaman aynı düz kayaya oturup karnımı doyurur sonra sırt üstü uzanır ve bulutları seyredip onların neye benzediklerini düşünürdüm. Çocukluğum o kadar uzak kalmıştı ki gökyüzünün hiç değişmemiş olması ne garipti. Uzun yıllardan bu yana karanlıkta gökyüzünü seyretmemiştim. Tepemde kobalt renkli bir örtü vardı ve gümüşü ışıklar göz kırpıyordu. Avustralya bayrağında yer alan güney haçı, yıldız kümesini kolaylıkla seçebildim. Orada öylece yatarken serüvenimi düşündüm. Bugün olanları nasıl tanımlayabilirdim ki?
Bir kapı açılmış ve var olduğunu bile bilmediğim bir dünyanın içine girmiştim. Şimdiye dek sürdürdüğüm çok konforlu bir yaşam değildi. Pek çok yerde yaşamış, pek çok ülkeye değişik ulaşım araçlarıyla yolculuklar yapmıştım. Ne var ki böyle bir şeyi hiç yaşamamıştım. Bundan sonrası daha kolay olacaktı. Bundan emindim. Sabah uyanınca aborjinlere onların kültürlerini değerlendirebilmek için yanlarında bir gün geçirmem yeterli geldiğini söyleyecektim. Ayaklarım jipe geri yürümeye dayanırdı. Belki de o harika bazamdan biraz yanımı alırdım. Çünkü gerçekten işe yaramıştı. Bu yaşam tarzı bana yeterli gelmişti. Ayaklarımın çektiği işkence bir yana bugün oldukça iyi geçmişti. İçten içe başka insanların nasıl yaşadıklarını öğrenme fırsatını bulduğum için mutluydum. İnsan yüreğinden akan tek şeyin kan olmadığını öğrenmiştim. Gözlerimi yumdum ve yukarıdaki güce sessizce teşekkür ettim. Kampın ötelerinde birisi bir şey söyledi. Sözü yanındaki tekrar etti ve sonra herkes aynı sözcüğü sırası gelince yineledi. En sonunda sözcük benim yanımdan yatan o otaya geçti. O da bana döndü ve şöyle dedi. Rica ederim, güzel bir gündü. Sessizce içten teşekkürüme beklenmedik bir biçimde yanıt alınca bu kez yüksek sesle yineledim duygularımı. Teşekkür ederim. Sosyal güvence. Güneşin doğmasından çok önce, bir önceki akşam kullanmış oldukları tek tük eşyalarını toplayan ötekilerin sesiyle uyandık. Bana söylendiğine göre gündüz çok sıcak olduğundan sabahın serinliğiyle yürümeye başlayacak, sıcak saatlerde dinlenecek ve yürüyüşümüzü akşam sürdürecektik. Dingo postumu katladım ve bunları toplayan bir adama uzattım. Postlar ve deriler el altında tutuluyorlardı ve gün boyunca onları bir bilçya yapmak ya da gölge yaratmak için kullanacaktık. Hayvanların pek çoğu güneşin parlak ışınlarından hoşlanmazlar. Sadece kertenkeleler, örümcekler ve sinekler hava 38 derece bile olsa ortalıkta gezerler. Yılanlar bile en sıcak saatlerde kendilerini toprağa gömerler. Yoksa susuz kalıp ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Yürürken onları fark etmek güçtür. Çünkü yerin altından ayak seslerimizi duyup birdenbire başlarını toprağın üzerine çıkarıverirler. Bir zamanlar Avustralya'da 200 tür yılan yaşadığını ve 70'ten fazlasının zehirli olduğunu bilemezdim. İşte o gün aborjinlerin doğayla nasıl olağanüstü bir ilişki içinde olduklarını öğrenme fırsatını yakaladım. Gün için yürümeye başlamadan önce hepimiz yüzümüzü doğuya dönerek yarım daire biçimde oturduk. Kabilenin yaşlı kişisi ortaya geldi ve şarkı söylemeye başladı. Belli bir ritim içinde oturanlar da ellerini çırpmaya, ayaklarını yere, ellerini kalçalarına vurmaya başladılar. Bu tören 15 dakika sürdü ve ben bunun birlikte yaşamanın çok özel bir parçası olduğunu keşfettim. Bu sabah duası toplanması amaç saptamasıydı. Naat verirseniz verin. Bu insanlar evrendeki her şeyin bir varoluş nedeni olduğuna inanıyorlardı. Her şeyin bir amacı vardır. Hiçbir şey rastlantısal, anlamsız ya da yanlış değildir. Sadece yanlış anlamalar ve ölümlü insana henüz açıklanmamış sırlar vardır. Bitki dünyasının varoluş nedeni insanları ve hayvanları beslemek, toprağı sağlıklı kılmak, güzellik sağlamak ve atmosferin dengesini sağlamaktır. Bana bitkilerin ve ağaçların biz insanlara sessizce şarkı söylediklerini anlattıklarında benim bilimsel zihnim bunu hemen oksijen, karbondioksit değişimi olarak algıladı. Hayvanların varoluşunun asıl nedeni de insanoğlunu beslemek değildir. Ama gereksinimler karşısında hayvanlar yenebilir. Hayvanlar atmosfer dengesini sağlamak, arkadaş olmak ve eğitimde örnek oluşturmak için aramızda bulunurlar. Bu nedenle kabile her sabah düşünce yoluyla çevrelerindeki hayvan ve bitkilere bir ileti yollar. Sizin yolunuz üzerinde yürüyoruz. Sizlerin varoluş nedeninizi onurlandırmaya geliyoruz. Bundan sonra aralarındaki hangilerinin seçileceğine karar vermek hayvanlara ve bitkilere kalır. Gerçek insanlar kabilesi asla yiyeceksiz kalmaz. Evren onların zihinsel mesajlarını hiçbir zaman yanıtsız bırakmaz. Onlar dünyanın bereketli bir yer olduğuna inanırlar. Sizlerin ve benim piyano çalan bir kişiyi dinlemek için bir araya gelmesi ve onu alkışlaması gibi. Bu insanlar da doğada var olan her şeyi içtenlikle onurlandırırlar. Yollarının üzerinde bir yılan çıktığı zaman onun bu insanlara yiyecek sağlamak için ortaya çıktığına inanırlar. Akşam törenlerimizin en önemli kısmı gündelik yiyecek konusuna ayrılmıştı. Onlardan yiyeceğin ortaya çıkmasının bile hiçbir şeyi garanti etmediğini öğrendim. Yiyecek isteniyor, ortaya çıkması bekleniyor ve elde edildiği zaman da içtenlikle şükran duyguları sunuluyordu. Kabile her yeni güne ışık kendileri, arkadaşları ve dünya için tanrısal birliğe teşekkür ederek başlıyor.
Kimi zaman özel isteklerde bulunuyorlar ama bunu mutlaka eğer benim ve çevremdeki her türlü yaşam formlarının hayrınaysa dileğiyle sona erdiriyorlar. O sabah toplantıdan sonra Oğuzhan'a beni jipe götürmesinin zamanının geldiğini söyleyecektim ama nedense görünürlerde olmadığından bu arzumu bir gün ertelemeye karar verdim. Kabilenin hazırda tuttuğu yiyeceği yoktu. Ne ekim ne hasat yapıyorlardı. Sadece Avustralya alev alev yanan iç bölgelerinde yürüyorlar ve her yeni gün evrenin onlara cömert bağışlarda bulunacaklarını biliyorlardı. Evren onları hiçbir zaman düş kırıklığına uğratmamıştı. İlk gün kahvaltı etmedik ve ben sonraki günlerde hiçbir sabah kahvaltı edilmediğini öğrendim. Karnımızı gece doyurduğumuzda da oluyordu. Önemli olan yiyeceğin bulunmasıydı. Güneşin nerede olduğu hiç önemli değildi. Pek çok kez gerçek bir yemek düzenine geçmeden biraz şurada, biraz burada karnımızı doyuruyorduk. Hayvan nesnelerinden yapılmış kaplarda bol bol su taşıyorduk. İnsanın %70'inin sudan oluştuğunu ve ideal koşullarda günde 4,5 litre su içmesi gerektiğini, daha az gereksinme duygularını ve çok daha az su içtiklerini fark ettim. Gerçekten de mataralarında ender olarak su içiyorlardı. Bedenleri, besinlerin içindeki sıvıyı maksimum düzeyde önleyebiliyordu. Onlar mutantların pek çok fiziksel bağımlılığı olduğunu, bunlardan birinin de su bağımlılığı olduğuna inanıyorlardı. Suyu yemek saatlerinde tamamen kurumuş gibi duran otları ıslatmak için kullanıyorlardı. Kara kuru kahverengi bazı dal parçacıkları suya batırınca büyülüymüşçesine canlanıp yeşil kereviz saplarına benzeyen bitkilere dönüşüyorlardı. Aborjinler bana göre en küçük birinden belirtisi bile olmayan noktalardan su bulabiliyorlardı. Kimi zaman kuma yatıp yerin altında akan suyun sesini duyuyorlar. Kimi zaman da ellerini avuçları yere dönük olarak kumdan belli bir yükseklikte tutmaları suyu bulmalarına yetiyordu. Sonra yerin bir altına uzun kamışlar sokuyorlar ve tepedeki ucu emerek minik bir çeşme yapıyorlardı. Su kumlu ve koyu renkliydi ama tadı duru ve serindi. Isının buharlarına bakarak ta uzaktan suyun varlığını anlamlarının yanı sıra hafif bir esintiyle kokusunu bile duyuyorlardı. Avustralya'nın derinliklerini keşfetmek için yola düşen beyazların neden pek çok kurban verdiğini şimdi anlıyordum. Bu çöllerde ayakta kalabilmek için yerlilerin deneyimlerine sahip olmak gerekirdi. Kayaların arasındaki bir yarıktan su çektiğimiz bir gün, kokumu o bölgeye bulaştırmamam ve hayvanların rahatsız etmemem için nasıl dikkatli davranmam gerektiği öğretildi. Çünkü bu su aynı zamanda o hayvanlara da aitti ve aynı su üzerinde onların da hakkı vardı. Kabile bulduğu suyun asla tümünü almıyordu. Kaynakta su çok az bile olsa hep aynı noktadan içmeye özen gösteriyordu. Anladığım kadarıyla hayvanlar da aynı şeyi yapıyorlardı. Bu kraldan haberi olmayanlar sadece kuşlardı ve onlar suyu istedikleri gibi içiyor, saçıyor ve de pisliklerini buraya bırakıyorlardı. Kabile üyeleri yere bakıp yakınlarda ne gibi hayvanlar olduğunu anlayabiliyorlardı. Daha çocukken inceden inceye gözlem yapmayı öğrendiklerinden, kumun üzerine bırakılan ayak izlerini inceleyerek önlerinden kaçan hayvan sürünüyor mu, zıplıyor mu, yürüyor mu bilebiliyorlardı. Birbirlerinin ayak izlerini ise öylesine iyi tanıyorlardı ki arkadaşının adımlarının uzunluğundan onun sağlıklı olduğunu, kısa adımlardan onun hasta olduğu için yavaş yürüdüğünü saptayabiliyorlardı. İzlerdeki en ufak bir sapma onun hangi yöne gittiğini de bildirmeye yetiyordu. Algılama yetenekleri başka kültürlere ait kişilere oranla çok daha fazla gelişmişti. İşitme, görme ve koku alma duyuları ise insanüstü düzeylere ulaşmıştı. Ayak izlerinin kumda bıraktığı izlerin titreşimleri onlara bizlerin görerek anlayabileceğimizden daha fazlasını söylüyordu. Daha sonra öğrendim ki aborjin iz sürücüleri otomobil lastiklerinin izlerinden aracın tipini, geçtiği günü ve saati ve hatta içindeki yolcu sayılarını bile saptayabiliyorlardı. Bundan sonraki birkaç gün boyunca bitki soğanlarını, yumru köklerini ve yer altında yetişen ve patatese benzeyen bitkileri yedik. Bitkileri yer üstüne çıkarmadan onların ham mı olgun mu olduklarını anlayabiliyorlardı. Ellerini bitkinin üzerinde gezdiriyor ve şöyle diyorlardı. Bu daha büyüyor, henüz olmamış. Ya da şöyle bir yorumda bulunuyorlardı. Evet, bu can vermeye hazır. Bana sorarsanız bitki saplarını tümü birbirinin aynısıydı. Bu nedenle pek çok bitkiyi yanlışlıkla sökmüştüm. Ama onlar yeniden yerine dikmişlerdi. Bu nedenle ben artık uzaktan seyretmeyi eğiliyordum.
Bana anlattıklarına göre bu yetenek tüm insanoğullarına verilmişti. Ama benim yetiştiğim toplum, üyelerinin sezgilerine kulak vermesine doğaüstü ya da kötücü bulduğu için onaylanmayan bir tutum sergilemişti. Şimdi benim doğal olarak içimde bulunan bu yetiyi geliştirmem gerekiyordu. Bu nedenle bana bitkilere, var olma nedenlerini onurlandırmama hazır olup olmadıklarını sormayı öğrettiler. Evrenden izin aldıktan sonra elimin ayasını bitkilerin üzerinde gezdiriyordum. Olgun bir bitkinin üzerindeyken elimin ya ayası ısınıyor ya da parmaklarımın ucunda bir kıvılcımlanma duyuyordum. Bunu yapmayı öğrendiğim zaman büyük bir adım atmış olmamdan ötürü kabile tarafından daha içtenlikle benimsendim. Demek ki ben mutant olmaktan bir adım geriye gitmiştim ve belki de daha gerçek bir insan olma yolunda bir adım atmıştım. Bir bitki yatağının tümünü sökmemek çok önemliydi. Bitkinin üremesi için bir bölümü daima toprakta bırakılırdı. Kabile halkı, onların deyimiyle toprağın şarkısının ya da suskun seslere karşı müthiş bir farkındalık sergiliyorlardı. Çevreden gönderilmiş bilgileri alıyorlar, bunları çözümlüyorlar ve sonra da bilinçli bir biçimde eyleme geçiyorlardı. Sanki evrenden gelen mesajları alabilen minik bir göksel alıcıya sahiptiler. İlk günlerin birinde kuru bir göl yatağının üzerinden yürüdük. Yüzeyde kenarları ince ince kıvrılmamış, düzensiz çatlaklar vardı. Kadınların pek çoğu sonradan boya tozu olarak kullanacakları beyaz kilden topladılar. Kadınların ellerinde uzun değnekler vardı ve bunları sert, kirli yüzeye batırıyorlardı. Yüzeyin onlarca santimetre altında bulup çıkarttıkları nemli çamur kümeciklerini şöyle bir temizlediklerinde bunların gerçekte birer kurbağa oldukları çıkıyordu ortaya. Anlaşılan kurbağalar kendilerini derinlere gömerek susuz kalıp ölme tehlikesinden saklanıyorlar ve kızartıldıkları zaman bile içlerindeki suyu yitirmeyen ve tavuk göğsü lezzeti veren yiyeceklere dönüşüyorlardı. Bundan sonraki aylar boyunca günlük evrensel kutlama törenlerimizde onurlandıracak pek çok ve değişik yiyecek çeşidi çıktı karşımıza. Kanguru, vahşi at, kertenkeleler, yılanlar, böcekler, her renk ve boyda solucanlar, karıncalar, termitler, karınca yiyenler, kuşlar, balıklar, tohumlar, cevizler, meyveler, sayılamayacak kadar çok bitki ve hatta bir timsah yedik. İlk sabahımda yanıma bir kadın sokuldu. Başındaki yıpranmış çatkıyı çıkarttı ve benim saçımı ensemde toplayarak bu uzun kumaş parçasıyla bana yeni bir saç modeli yarattı. Adı Rup kadınıydı. Ruhsal olarak kimle bağlantılı olduğunu o zaman anlayamamıştım ama sonradan iyi dost olduk ve benim ruhsal bir akrabam olduğuna karar verdim. Giderek gün, hafta hatta zaman kavramını tümden yitirdim. Beni jipe geri götürmelerini istemekten de vazgeçtim. Bu boşuna bir istekti. Kaldı ki benim için başka bir şeylerin hazırlandığı belliydi. Ne var ki akıllarından geçeni bu kez bilmeme izin vermeyecekleri belliydi. Gücüm, tepkilerim ve inançlarım sürekli gözlem altında tutuluyor ve inceleniyordu. Ama bunun nedenini anlayamıyordum. Bu okuyup yazma bilmeyen insanların öğrencilere değişik yöntemlerle karne hazırladıklarını düşünüyordum. Bazı günler kum öylesine kızgın oluyordu ki sözcüğün tam anlamıyla ayaklarımı hissedemiyordum. Tavada yanan köfteler gibi cızırdıyordu ayaklarım. Yaralarım kuruyup sertleştikten sonra ayağımda nasırlı bir toymak oluşmaya başladı. Zaman akıp geçtikçe fiziksel dayanıklılığım beni bile şaşırtır oldu. Kahvaltıda ve öğle yemeğinde ağzıma lokma koymayan ben, gözlerimi manzarayla doyurmayı öğrendim. Kertenkelelerin yarışlarını, böceklerin törenlerini seyrediyor, taşlarda ve gökyüzünde gizlenmiş resimler bulmaya çalışıyordum. Dostlarım bana çölde kutsal yerleri tanıtıyorlardı. Sanki buralarda kutsal olmayan bir şey yoktu. Kaya salkımları, tepeler, uçurumlar, hatta cilalı kurumuş havuzlar, geçmişte başka kabilelere ait olmuş olan toprakların sınırlarını gözle görünmez çizgiler belirliyordu. Mesafeleri, ayrıntıları ve ritimleri son derece belirli olan şarkılarla nasıl ölçtüklerini gösterdiler bana. Şarkıların bazıları 100 satırdan daha uzundu. Her sözcük ve her sessizlik arası tam olarak söylenmeliydi. Ne bellekte boşluklara ne de yeni sözcükler eklemeye asla izin yoktu. Çünkü bu gerçek anlamıyla bir ölçü birimiydi. Bu şarkıları ancak gözleri görmeyen bir arkadaşımın buluşu olan ölçü yöntemiyle karşılaştırabilirdim. Bu insanlar yazılı bir dil kullanmayı reddetmişlerdi. Çünkü onlara göre yazı belleğin gücünü yok ediyordu. Eğer sürekli alıştırma yapılırsa bellek mükemmel işlerlik göstergilerdi. Gökyüzü her zaman masmavi ve bulutsuzdu. Arada bir mavinin tonunda oynamalar oluyordu. Öğleden güneşinin parlak ışığı kumdan öylesine yansıyordu ki gözlerimi kısmak zorunda kalıyordum. Ne var ki bu ışık gözlerimi alabildiğine canlandırmış ve güçlendirmişti. Yepyeni vizyon ummaklarına tanık oluyordum artık.
Bir gecelik uykuya yenilmenin, bir yudum suyla susuzluğumu gidermenin ve tatlıdan acıya uzanan lezzetlerle doymanın tadını çıkarmaya başladım. Bütün ömrüm boyunca bana güvenli bir iş edinmem, enflasyona karşı korunmam, bir mülk satın almam ve emekliliğim için para biriktirmem gerektiğini anımsatılmıştı. Burada bizim sosyal güvencemiz asla düzenini bozmadan doğup batan güneşti. Benim standartlarıma göre dünyanın en korunmasız ırkı ne ülserden, ne yüksek tansiyondan, ne de kalp hastalıklarından yakınıyordu. En beklenmedik gösterilerde yaşamın tüm formlarının birliğini ve güzelliğini görmeye başladım. Bir yılan yuvası belki 200 yılanla doluydu ve her biri benim parmağım kadar olan bu yaratıkların birbirlerine öngörüler, o oynaşmaları ancak bir müzenin raflarında saklanan vazonun deseni olarak çıkabilirdi karşıma. Yılanlardan her zaman nefret etmiştim ama artık onları doğanın dengesini koruması ve bizim topluluğumuzun ayakta kalabilmesi için bir gereklilik olarak görebiliyordum. Bu yaratıklar kolayına sevgiyle yaklaşabilecek türden değildiler ama her zaman sanatta ve dinde kendilerine bir yer bulmuşlardı. Başlangıçta değil ki tütsülenmiş yılan eti bile yiyebileceğimi sanmıyordum ama günün birinde onu da tatmak zorunda kaldım. İşte o zaman hangisi olursa olsun her besinin içindeki nemin ne değerli olduğunu öğrendim. Aylar kayıp giderken birbirinden müthiş farklı iklim koşullarının her türlü güçlüğü ile karşılaştık. İlk akşam postumu döşek olarak kullanmıştım ama geceler soğudukça onu bir battaniyeye dönüştürdüm. Dostlarımın pek çoğu yerde birbirlerine sarılarak yatıyordu. Yakındaki ateşin değil, birbirlerinin sıcağı ile ısınmayı yeğliyorlardı. Geçmişte onlara avda yardım eden, arkadaşlık yapan ve de soğuk gecelerde ısıtan evcilleştirilmiş dingolarla yolculuk etmişlerdi. İşte o soğuk gecelerden kalmış olan bir deyimleri vardı. Üç köpeklik gece. Genellikle akşamları bir çember şeklinde uzanıyorduk. Bu yöntemle hem battaniyelerimiz daha kullanışlı oluyorlar, hem de bedenler ısısını daha uzun süre koruyordu. Kuma minik çukurlar kazıyor, altına bir kat kızgın kömür koyuyor, sonra bunu gene kumla örtüyorduk. Her ısıtılmış yatağı iki kişi paylaşıyordu. Hepimizin ayağı ortada buluşuyordu. Kendimi yüzüstü yatıp ellerimi çeneme dayayıp başımın üzerindeki sonsuz gökyüzünü seyrederken anımsıyorum. Beni çevreleyen bu harika tertemiz, saf, masum ve sevgi dolu insanların varlığını duyumsuyordum. Papatya yaprakları gibi dizilmiş bu ruhlar çemberi ve iki çift arasında yanan minik ateşler, bizleri tepemizdeki evrenden seyredenler için olağanüstü bir manzara oluşturuyordu herhalde. Görünürde sadece birbirlerinin ayak parmaklarına değen gibiydiler ama günden güne şunu öğreniyordum. Onların bilinci, insanlığın evrensel bilinciyle sürekli bir iletişim içindeydi. Benim bir mutant oluşumu böylesine içtenlikle hissetmelerinin nedenini artık anlamaya başlıyor. Benim uyanmamı sağlayan bu fırsatı bana tanıdıkları için onlara karşı sonsuz minnettarlık duyuyordum. Telleri olmayan telefon. O gün de ötekiler gibi başladı. Önümüzdeki saatlerin bana neler hazırladıklarından haberim yoktu. Kahvaltı ettik. Oysa bu pek alışık olmadığımız bir durumdu. Bir önceki gün yolumuzun üstünde büyük bir öğütme taşına rastlamıştık. Bu kocaman, çok ağır ve oval biçimli bir kayaydı. Elbette taşıyamayacağımız ağırlıktaydı ve yanlarında tohumları ya da buğdayları olacak kadar şanslı yolcuların kullanım için yerinde bıraktık. Kadınlar taşı kullanarak bitki saplarını incecik bir una dönüştürdüler ve bunu tuzlu otlarla ve suyla karıştırarak incecik hamurlar yaptılar ve minik krepler pişirdiler. Sonra yüzümüzü doğaya dönerek sabah duamızı ettik ve bize sunulan tüm nimetler için şükrettik. Sonra besin dünyasına günlük iletimimizi yolladık. Genç erkeklerden biri ortaya çıktı ve kendi etrafında bir kez döndü. O gün özel bir görev yükleneceği daha önceden açıklanmıştı. Erkenden kamptan ayrıldı ve koşarak uzaklaştı. Biz de uzun saatler boyunca yürüdük ve sonunda durmamızı söyleyen yaşlı kişi dizlerinin üstüne oturdu. Herkes kollarını ona doğru uzatarak dizlerinin üstünde yavaş yavaş sallanan adamın çevresinde toplandı. O otaya neler olduğunu sordu. Bana sessiz olmamı öğütledi. Hiç kimse bir şey konuşmuyordu ama yüzlerinde dikkatli bir anlatım vardı. Sonunda o tabana döndü ve sabah yola erken çıkan kişinin bir mesaj yollamakta olduğunu söyledi. Vurmuş olduğu bir kangurunun kuyruğunu kesebilmek için izin istiyordu. İşte ancak o anda tüm yürüyüşlerimizi neden mutlak bir sessizlik içinde gerçekleştirdiğimizi anladım. Bu insanlar iletişim kurmak için çoğunlukla zihinsel telepatiyi kullanıyorlardı. Ben de buna tanıklık ediyordum. Şu anda duyulan hiçbir şey yoktu ama aralarında 30 kilometre bulunan insanlar aralarında iletişim kurmaktaydılar. Neden kesmek istiyor kuyruğu diye sordum. Kuyruk kangurunun en ağır parçasıdır ve arkadaşımız ise bütün bir hayvanı taşıyamayacak kadar bitkin.
Hayvan ondan çok daha büyük ve bize söylediğine göre bir yerde durup içtiği su zehirli olduğundan beynin fazlasıyla ısınmış, yüzünden terler akıyormuş. Sessizce telepatik bir yanıt yollandı. O Utay'a bugün orada mola vereceğimizi bildirdi. İnsanların bir bölümü az sonra buraya getirilecek olan büyük et için derin bir çukur kazmaya başladılar. Bir bölümü de şifacı adam ve kadın şifacının öğretileriyle bazı otlar hazırlamaya koyuldular. Aradan uzun saatler geçtikten sonra genç adam kuyucu olmasa da devasa kanguruyu sürükleyerek kapımıza ulaştı. Kampımıza ulaştı. Hayvanın iç organları boşaltılmış ve karın boşluğu minik dallarla yeniden kapatılmıştı. Bağırsakları ile dört ayağını bir araya bağlayan genç adam başı ve omzu üzerinde taşıyarak bu 50 kilo eti bize getirebilmişti. Ama ter içindeydi ve hasta olduğu besbelliydi. Ben geride durup kabile halkının bir bölümünün hastayı iyileştirmek, bir kısmı da yiyeceği hazırlamak için işe girişmelerini seyrettim. Kanguru önce ateş üzerinde avazlandı. Yanan kürkün havaya asılı kalan kokusu Los Angeles'ın kirli havasını anımsattı bana. Baş yerinden kesilip çıkartıldı. Sonra da ayaklar kırıldı ve tendonlar alındı. Hayvanın bedeni yanan kömürle doldurulmuş çukura indirildi. Su dolu minik bir kap derin çukurun bir kenarına yerleştirildi ve bunun içinde çukurun tepesine kadar çıkan bir kamış sokuldu. Sonra tümünün üzeri çalı çırpıyla örtüldü. İlerleyen saatler içerisinde şef dumana doğru eğiliyor, kamışın içine üflüyor ve aşağıda suyun her yana saçılmasını sağlıyordu. Ve bu da bunların anında yayılmasıyla anlaşılıyordu. Yemek saati geldiğinde etin sadece dış kısmı kızarmıştı. Geri kalanı hala kanla kaplıydı. Ben onlara kendi payımla bir DNA takıp bir süre daha ateşin üzerinde tutacağımı söyledim. Hiç dert değildi. Bana hemen bu işe yarayacak bir çatal hazırlayıverdiler. Bu arada genç avcı iyileştirmeye çalışılıyordu. Ona önce otlardan yapılan bir çay içirdiler. Sonra az önce kazdıkları derin çukurdan çıkarılan soğuk kumu ayaklarını örttüler. Bana söylediklerine göre bu yöntemle ateş başından ayaklarına doğru inerdi ve bedeninin ısısı dengelenmiş olurdu. Bu bana tuhaf göründüyse de gerçekten ateşi düşmeye yaradı. O çayı karnının ağrısını gidermeye yaradı ve benim öngörümün tam tersine ishal olmasını engelledi. Gerçekten ilginç bir deneyimdi. Bugün yaşadıklarımı gözlerimle görmeseydim inanması güç olabilirdi. Hele telepati yoluyla haberleşmeleri beni çok şaşırtmıştı. Duygularımı Oğutay ile paylaşmak istedim. O bana gülümseyerek şöyle dedi. Sen de şimdi bir yerlinin kentte ilk kez gittiğinde sizlerin arkadaşlarınızla konuşabilmek için bir telefon kumbarasına para atmanıza, bir numara çevirmenize ne kadar şaşırdığını tahmin edebilirsin. O yerde de sizin yaptıklarınızı inanılmaz bulur. Evet diye yanıtladım onu. Her iki yöntem de iyi ama burada telefon kulübelerinin ve jetonların bulunmadığı bu çölde sizin yönteminizin harika olduğunu söylemeliyim. Evet, geri döndüğümde çevremdekileri bu zihinsel telepati olayına inandırmamın çok güç olacağını seziyordum. Onlar dünyanın her yanında insanların birbirlerini acımasızca öldürmesini kolaylıkla benimseyebilirlerdi. Ama yeryüzünde ırkçı olmayan, müthiş bir uyum ve dayanışma içerisinde yaşayan, kendi yeteneklerini bulup ortaya çıkarmak kadar başkalarının yeteneklerini de onurlandıran insanlar olduğuna inanmakta güçlük çekebilirdi. Oğutay'a göre gerçek insanların telepatiden yararlanabilmelerinin nedeni onların asla yalan söylememesiydi. Bu kabilenin insanları gerçekleri gizlemek, minik ve zararsız yalanlar söylemek nedir bilmezler. Hiç yalan söylemedikleri için saklayacak bir hiçbir şeyleri de yoktur. Onlar birbirlerini algılamak için zihinlerini açık tutmaktan ve başkalarına bilgi vermekten yüksünmeyen bir öbek insanıdır. Oğutay bana zihinsel telepatinin işleyişini şöyle açıkladı. Söz gelimi 2 yaşında bir çocuk ötekinin bir oyuncakla bir ipe bağlanarak çekilen bir taş olabilir bu. Oynadığını görür ve bunu elinden almaya niyetlenirse büyüklerin bu durumu onaylamayan bakışları üzerinde hisseder. Bu durumda da başkasının malına izinsiz sahiplenme arzusunun bilindiğini ve de kabullenilmediğini anlar. İkinci çocuksa paylaşmayı, nesneleri ve sahiplenmemesi gerektiğini öğrenir. Bu çocuk oyuncakla oynanmış ve eğlencenin anısını belleğine kazımıştır. Böylece öğrenmiştir ki arzulanan şey mutluluğun heyecanıdır. Nesnenin kendi değil. Zihinsel telepati, evet, insanlar aslında bu yöntemle iletişim kurmalıydılar. Telepatiye konuşabilecekleri zaman değişik diller ve alfabeler gibi engeller söz konusu olmaz. Ne var ki ben biraz düşününce bizim dünyamızda bulunan asla işlemeyeceğine karar verdim. Çünkü bizler için şirketten çalmak, vergi kaçırmak, her türlü dalaveriyi çevirmek sıradan olaylar halindedir. Bu dünyanın insanları asla açık zihinli olmaya yanaşmazlar.
saklanacak o kadar çok hile, o kadar çok kırgınlık vardır ki. Ya ben, bana karşı yanlışlar yapan herkesi acaba affedebilir miydim? Neden olduğum tüm kırgınlıklar için kendi kendimi bağışlamayabilirim? Kendimi bağışlayabilir miydim? Keşke günün birinde aborjinler gibi tüm zihnimi bir masaya yatırabilseydim ve tüm davranışlarım sergilenip incelenebilseydi. Gerçek insanlar sesin varoluş nedeni olarak konuşmayı görmezler. Konuşmak yürek ve akılla yapılır. Ses, konuşma amaçlı kullanıldığı zaman ortaya dökülenler boş sözlerdir. Ruhsal içerikli olmazlar. Ses, şarkı söylemeye, kutlama yapmaya ve şifa vermeye yarar. Bana herkesin pek çok yeteneği olduğunu ve herkesin şarkı söyleyebileceğini anlattılar. Eğer şarkı söyleyemediğimi düşünerek bana armağan edilmiş bu onuru kullanmazsam, bu içimdeki şarkıcıyı küçültmez. Yolculuğumun ilerleyen aşamalarında benim zihinsel iletişim gücümü geliştirmem için yaptıkları alıştırmalarda öğrendim ki yüreğimde veya zihnimde saklanacak bir şeyler olduğuna inandığım süre içerisinde hiçbir gelişme gösteremezdim. Kendimi her şeyle uyum içinde hissetmeliydim. Kendimi bağışlamayı, yargılamamayı ama geçmişten ders almayı öğrenmem gerekiyordu. Bunu kabul etmeyi, içten olmayı ve başkalarının da aynını yapabilmesi için kendimi sevmeyi öğrettiler.